Gol var sunar. Herkese merhaba sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli takipçileri. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım ki önemli bir video. Lütfen dikkatli dinlerseniz çok sevinirim ve dikkatli izlemenizi tavsiye ederim. Biliyorsunuz çok önemli bir gelişme olmadıkça bu saatlerde video atmıyorum. Normalde akşamları yaptığımız yayınlarda ve videolarda son bilgileri paylaşıyoruz. Ee, skandal bir iddia var. Bugün Galatasaray'ın maçı var. Bu maç öncesinde böyle bir iddian ortaya çıkması, ve bir skandal ortaya çıkması e, yaptığımız yayınlardaki konuştuğumuz konularla ilgili iddiaları doğruluyor. E, bu arada izlerken e, kanalıma abone olursanız, ücretsiz abone olursanız ve like atarsanız çok sevinirim. Biliyorsunuz e, yakın zamanda Merkez Hakem Kurulu Başkanı değişti. E, i̇lk kez bir kadın... E, Merkez Hakem Kurulu Başkanı oldu ve Lale Orta Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı olmuştu. O dönem tabi birçok e, sayfa yazdı işte kadın hakemin olması Türk futbolunda adalet gelecek. Türk futbolunda kadın hakemin el atması çok iyi oldu işte e, el, kadın eli değdi tarzı birçok böyle haberler yapıldı. Şimdi e, biz o dönem yaptığımız yayınlarda e, yaptığımız videolarda ve attığımız tweetlerde bazı iddialarda bulunmuştuk. Lale Orta'nın tarafsız olmadığını, Lale Orta'nın Fenerbahçe Üniversitesi'nde görev aldığını, Lale Orta'nın Fenerbahçe Üniversitesi'nde görev aldığını, Lale Orta'nın tarafsız bir merkez hakem kurulu başkanı olmayacağını söylemiştik. Keza iddialarımızda ve söylemlerimizde haklı çıktık. Şimdi Galatasaray puan farkını açtı. 9 puan yaptı. Bu akşam Galatasaray'ın kazanması durumunda puan farkı 12 olacak. Tabii ki iki maç fazlalığı var ama sonuçta oynayarak kazanmışsın bunu. Ve rakibine stres basacak. Rakibin Avrupa'dan elenmiş. Alanya deplasmanına gidecek. Zor bir deplasmana gidecek. E bu deplasman öncesi Galatasaray'ın 12 puan farkla öne geçmesi. Belki de Galatasaray'ın şampiyonluğunun şampi kısmının doldurulduğu anlamına geliyor. Şimdi Lale Orta'nın yavaş yavaş artık Galatasaray'ın şampiyonluğunu engellemeye çalıştığı nelerde hepimiz anlamışızdır. Bakın Sayın Haluk Yürekli ile bugün de e, sevgili Buran Terzi bir haber paylaştı. Keza ben ikisine güveniyorum. Ben önce şunu söyleyeyim. Az önce yani bu videoyu çekmek için bu yüzden bekledim. Trio programında biliyorsunuz 3 tane hakem var. Bunlardan biriyle görüştüm. İsim vermeyeceğim. Hani çünkü zan altında kalmasınlar ki birlikte de yayın yaptık bir dönem kendisiyle ve sohbetimiz olan bir hakem kendisine bu olayı sorduğumda bana verdiği cevap şu şu an ekranımda açık WhatsApp'ım. olayı ben de sosyal medyadan okudum ama hiçbir fikre sahip değilim böyle bir dönüş yapılmış bana yani net bir şey yok yani şunu dememiş bana böyle bir e, haber yok hayır LaLa orta bizi aramadı veya aradı tamamen açık kapı bırakılmış bir cevap. Hiçbir fikrim yok. Sosyal medyadan okudum bunu diyor. Şimdi bu da aslında bu iddiaya doğruluyor. Şimdi sevgili arkadaşlar iddia şu şekilde. Haber şu şekilde. Haluk Yürekli'nin yaptığı haber şu. Bin Sport da biliyorsunuz maçtan sonra trio programı oluyor. 3 tane hakem maçtaki programları yorumluyor. Galatasaray Kasımbaşa maçında Donk'un Zaniolo'ya yaptığı bir tane pozisyon var ki net kırmızı kart olan bir pozisyon vardı. Bu pozisyonda trio hakemleri pozisyonun kırmızı kart olduğunu söylüyor. Lale Orta ise yayıncı kuruluşu arıyor. Yayıncı kuruluşu arayıp diyor ki bu bir skandaldır. Bu pozisyon kırmızı kart değil. Bunu düzeltin. Yoksa ben oraya gelerek bunu bu kararın yani bu verdiğiniz kararın skandal olduğunu söylerim diyor. Bu olayın üstüne yayıncı kuruluşta program müdürlüğü yapan Murat Caner istifa ediyor. Şimdi arkadaşlar hiçbir olay tesadüf değildir. Bir, sen bu yayıncı kuruluşa müdahale etme hakkını nereden tanıyorsun? Sen merkez hakem kurulusun. Hakemlerin tarafsız doğru karar vermesini sağlaman lazım. Ve sen yayıncı kuruluşa müdahale etme hakkını buluyorsun. Ha şunu zaten biliyorduk. Şimdi sen bunu, Lale ortaya söylüyorum bunları. Sen bunun yani bizim bu iddialarımızı doğru çıkartıyorsun. Oraya kendi hakkında değil de başkaları tarafından o koltuğa oturulduğunu sen de biliyorsun. Bizler de biliyoruz. 85 milyon da bunu biliyor. Lale Orta o koltuğa kendi hakkıyla veya bir oylamayla katılmadı. Veya bir oylamayla oturmadı o koltuğa. Lale Orta arkasındaki güçlerle beraber o koltuğa oturuldu. Lale Orta'nın arkasındaki güçler Lale Orta'yı o koltuğa oturttu ki Galatasaray'ın şampiyonluğunun engellemek adına ve bugün görüyoruz ki bir merkez hakem kurulu başkanı bir yayıncı kuruluşa müdahale edebiliyormuş bunu ilk kez gördük ve belki de daha önce vardı da biz bunun haberini yapamadık veya ulaşamadık bu habere veya bu haber yapılmadı bu akşam biliyorsunuz Konyaspor'dur. maçımız var deplasmanda ve maçın hakemi ise Zorbay Küçük bu hakem çok yabancı bir hakem değil futbolcumuza yalancı diyen, futbolcumuza sürekli kart gösteren bir hakemden bahsediyoruz. Bakın arkadaşlar. Biz bunları konuşurken bazı renktaşlarımız diyor ki bu tarz konulara girmeyin sağ içine kalın. Biz niye sadece sağ içine kalalım? Bunlar sağ dışında şampiyonluğumuzu engellemeye çalışıyorlar masa başında. Bakın Jorge Jesus çıkıyor diyor ki playoff sistemi olması lazım. Türkiye'de maçlar sağda değil masa başına kazanılıyor tarzı bir yorumu var. Sevilla maçtan sonra konuşuyor bunu. Şimdi sorarlar sana. Sen bu Süper Lig'de kazandığın 51 puanı nasıl kazandın? Şimdi diyor ya her takım için geçerli bu. O zaman Jesus sana şunu sorarlar. Senin kazandığın 51 puan demek ki masa başındaymış. Bunu doğruluyorsun. Bakın Galatasaray şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken Beşiktaş 5 puanın derdine düşmüş. Fenerbahçe playoff sisteminin derdine düşmüş. Jesus playoff sisteminin derdine düşmüş. Jesus maçların masa başında kazanıldığını kendi ağzıyla itiraf ediyor zaten. Ki 51 pu puan kazanmışsın bunu da sana sorarlar. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta çıkıp bir türyo programına bir yayıncı kuruluşa müdahale ediyor. Ve yayıncı kuruluşun program müdürü Murat Caner istifa ediyor. Arkadaşlar bunlar tesadüf değil. Tesadüf değil. Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur. Lütfen birliğimizi beraberliğimizi bozmayalım. Bu akşam inşallah Konya'dan güzel bir galibete döneceğiz ki ben inanıyorum. Tabi hakemin ve varın müdahale etmediği bir ortamda. Ha bu arada Kasımpaşa Galatasaray maçında Lale Orta aynı zamanda vara müdahale ediyor. Bakın var görüntüsü varmış. Sevgili gazeteci sevgili Burhan Can Terzi'den rica ediyorum. Lütfen ama lütfen bu görüntü varsa elinde paylaş. Ben bu görüntüye ulaşamadım ama ulaşan varsa lütfen paylaşsın. Lale Orta'nın galatasaray Kasımpaşa maçında VAR'a müdahale ettiğine dair bazı iddialar var. Şunu mu anlıyoruz? Zanyoğlu ve Donk arasında geçen mücadele. Daha doğrusu Donk'un Zanyoğlu'ya yaptığı hamleyi VAR bilerek mi devreye sokmadı? Ve VAR bilerek mi orta hakemi kenara VAR monitörüne çağırmadı? Bu soruların cevabını bekliyoruz. Ve aynı zamanda Lale Orta'dan istifa etmesini bekliyoruz. Lale Orta istifa etmelisin. Türk futboluna kara bir leke sürdün. Ve bu lekeyi temizlemek adına da istifa etmek zorundasın. Sen istifa edeceksin. Sivas Spor maçına kaldınız yani. Offside pozisyon. Bilmem şöyle bir pozisyon. Madem Sivas Spor maçına o kadar takıldınız kaldınız ki. Sivas Spor maçına kaldı Saray. Suça alet edilmiştir arkadaşlar. Bakın o maça kadar Galatasaray emin adımlarla yürürken Galatasaray'ın sırf Erden Tibur'un açıklamasından dolayı Galatasaray'ı zan altına bırakmak adına. Bakın Erden Tibur bunu söyledi. Galatasaray aleyne aleyhine böyle lehine ve aleyhine böyle kararlar çıktı tarzı böyle bir medyaya haberler e, yayıldı. Ki Galatasaray'da suça alet edilmiş gibi gösterildi. Galatasaray'ın bir suçu ikisi var spor maçında. Bir suçu yok. Hakemin suçu var hakemin. Hakeme o yetkiyi verenler kimlerse onlar cevap vermeli. Lale ortaya diyoruz ki siz Galatasaray'ı suç alet ettiniz ama Galatasaray bu oyuna gelmedi. Şimdi ise istifa etmeniz gerekiyor. Siz bir yenci kuruluşa, siz bir varolasına müdahale edemezsiniz. Siz hakemlerinizin adaletli maç yönetmesini sağlamakla yükümlüsünüz. Hakemlik göreviniz, başkanlık göreviniz bu. Yoksa o koltuktan derhal kalkmak zorundasınız ve istifanızı vermek zorundasınız. Arkanızdaki güçlere diyeceksiniz ki ben adalet sağlayamam deyip istifa edeceksiniz. Arkadaşlar akşam maçtan önce saat 19.00'da yayınımız var. O yayına hepinizi bekliyorum. Bu konuyu enine boyuna inceleyeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gol var sundu.